Bursa Spor As Başkanı İrfan Koç'la birlikteyiz. Öncelikle kura çekimi hayırlı olsun diyelim Bursa Spor'a. Neler söyleyeceksiniz? Rakip Fenerbahçe. Fenerbahçe biliyorsunuz bu sezon kupayı belki de hiç olmadığı kadar çok isteyen bir takım. Evet. Yani aslında bizim açımızda iyi bir kura olmadı. Ama tabii Bursa Spor'un da hedefleri var. Bursa Spor da kupaya hedeflenmiş. Fenerbahçe'de maçımızı oynayacağız. Tabii iyi olan kazansın. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Mücadelemizi veriyoruz. Yani hem ligde hem kupada. Hayırlısı olsun. Son haftalara baktığımız zaman Bursa Spor'da müthiş bir çıkış var. Müthiş bir performans var. Fenerbahçe de aynı şekilde kupada ve ligde iyi gidiyor. Ne dersiniz? Yani iki iyi futbol oynayan, iki güçlü, iki iyi futbolcuları olan takımın mücadelesi sanıyorum Türkiye'ye keyif verecek. Muhakkak tabii ki şimdi hem Bursa Spor hem Fenerbahçe dediğiniz gibi ikinin de hedefleri var. İkisi de iyi futbol oynuyor. Rüştü Saraçoğlu'nda çok güzel bir maç olacak. Yani ülke iyi bir maç izlemiş olacak. Hayırlısı olsun. Peki ilk maçın Kadıköy'de oynanması sizin için bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya tabii belli olmuyor. Futbolda her şey bekleniyor. Bizim için avantaj sayılmaz, dezavantaj. Ama tabii Bursa Spor'da daha önceki yıllarda lig maçlarında da Kadıköy'de kazandığı maçlar var. Yani Fenerbahçe'de kaybettikleri maçlar var. O anlamda o günkü ortama göre, o günkü maça göre sonucuna bakacağız. İrfan Bey, sizi yakalamışken hemen sormak istiyorum. Sercan transfer sezonunun hep konuşulan bir ismi. Artık transferin son günlerindeyiz. Gerçi Sivas maçında attığı 3 güzel gol var. Ne dersiniz? Son günlerde bir sürpriz bekleyelim mi Sercan konusunda? Yok, bu konuda kesinlikle kulüp olarak bir kararlarımız var. Sercan kulübümüzde kalmalı. Bursa Spor'un hedefleri olduğu doğrultuda Bursa Spor Sercan'a ihtiyacı var. Sercan'ı kesinlikle satmayı düşünmüyoruz. Hocamız da zaten bu konuda düşünmüyor. Çok da transfer de yapmadık zaten devre arası. Bu anlamda Sercan yani kalacak.